Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın büyümesi için videolarımı beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bu belgesel için referans olarak kullandığım akademik bilgiler, kaynaklar, makaleler, dergiler, kitaplar ve akla gelebilecek tüm bilgileri açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu bölümün konusu kadim Türk tarihinden Sakalar ve Tomris Hatun. Peki, bu videoda neler öğreneceğiz? 1. Saka Türkleri kimdir? 2. Saka Türkleri hangi kaynaklarda geçmektedir? 3. Saka Türkleri neden farklı kaynaklarda farklı isimlerle anılmaktadır? 4. Tomris Hatun kimdir? 5. Türk soyu ve Türklerin fiziksel özellikleri. 6. Saka kadınları. 7. Saka kadınlarının neden sağ memeleri yoktur? 8. Gerçekliği ispatlanan efsane Amazonlar. 9. Amazonlar Türktü. 10. Tarihi kaynaklarda Amazonlar. 11. Perslerin Ahameniş İmparatorluğu ile Kral Kiros. 12. Kiros'tan Tomris Hatun'a evlilik teklifi. 13. Kiros Tomris Hatun'a savaş ilan etti. 14. Büyük savaş öncesi neler yaşandı? 15. Tomris'in oğlunun esir alınması. 16. Büyük savaş başlıyor. 17. Savaş sonrasında Kiros'a ne oldu? Alp Ertunga'nın torunu, bilinen ilk Türk kadın hükümdar, Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyıl civarı yaşayan ve sadece Türklerin ilk kadın hükümdarı değil, tüm dünya tarihinin de ilk kadın hükümdarlarından birisidir. Tomris Hatun kimdir? Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış efsanevi Saka Türkü kraliçesidir. İsmi öz Türkçedir ve günümüz Türkçesinde, demir anlamına gelmektedir. Yunanlılar ona Lady Origana diyor. Türkleri birleştirip Turan Birliği'ni kuran ve Turan Kağan'ı olan Alp Ertunga'nın torunudur. Tarihçiler tarafından dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilmiştir. İskitler, doğudan batıya doğru kavimlerin birbirlerini sıkıştırmaları sonucunda tarih sahnesine çıkmışlardır. M.Ö. 8. yüzyıl ile M.Ö. 3. yüzyıl arasında yaşamış göçebe bir topluluktur. Doğuda Çin Seddi'nden batıda Tuna Nehri'ne kadar, 40. ve 50. paraleller arasında, yaklaşık 7000 kilometreden fazla bir alana yayılmışlardır. Bunun sonucunda çeşitli kavimler tarafından tanınmışlar ve bunların yazılı belgelerinde adlarından bahsedilerek haklarında bilgiler verilmiştir. İskit adına ve onlarla ilgili bilgilere Grek kaynaklarında, Pers Çivi yazılı metinlerinde, Asur ve Çin yıllıklarında rastlanmaktadır. Adı geçen kaynaklar dil, din, kültür ve coğrafya bakımından birbirinden farklı kavimlere ait olduğu için İskit adı bu kaynaklarda farklı şekillerde geçmektedir. Grek kaynaklarında Skytai, Asur kaynaklarında Ashguzai, Pers kaynaklarında Saka ve Çin kaynaklarında Sai olarak adlandırılmışlardır. Yaşamış oldukları kültür coğrafyasından dolayı Bozkır kavmi olmalarının yanında kültürlerinin ana unsuru olan attan dolayı da atlı kavimdir. Ok ve yay en bilinen silahlarıydı. Bunların yanında kısa kılıç ve mızrak da kullanmışlardır. Altın ve gümüş işçiliğinde usta oldukları için Bozkır'ın kuyumcuları olarak tanınmışlardır. Önemli liderleri arasında Alp Ertunga bulunmaktadır. İskitler yani Sakalar, Alp Ertunga'nın Kağanlığı döneminde en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Onun yönetiminde Asya'nın batısında ve doğusunda korkulan güç haline gelmişler ve Perslerin yayılmacı politikasına engel olmuşlardır. Bir diğer önemli liderleri ise Alp Ertunga'nın da torunu olarak bilinen ve videomuzun asıl konusunu oluşturan Tomris'tir. Türk soyu ve Türklerin fiziksel özellikleri, Türkiye'de ırksal antropoloji çalışmaları, Atatürk'ün direktifleri ile ve Türk ırkı üzerine araştırma ve tespitlerde bulunması amacıyla, 1925 yılında kurulan Türk Antropoloji Enstitüsü ve Türk Antropoloji Mecmuası çerçevesinde başlatılmış ve sürdürülmüştür. Türk antropologları, Cumhuriyet'in ilk yıllarından yani 1925 yılından Atatürk'ün ölümüne, hatta 1945'e kadar Anadolu'da yaşayan Türkleri incelemişler ve Türk ulusunun ırksal bir profilini çıkarmışlardır. Bu amaçla, Mustafa Kemal Atatürk'ün direktif ve desteği ile Atatürk'ün manevi kızı olan Profesör Doktor Afet İnan önderliğinde, Türk milletinin ırksal yapısının tespiti amacıyla 1937 yılında büyük bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma daha sonra, Türk ırkının vatanı Anadolu adıyla yayınlanmıştır. Bu çalışmada 64 bin kişi üzerinde inceleme yapılmıştır. Buna göre Türkler, Beyaz Alpin ırktandırlar, Alpin ırk ise Beyaz ırkı oluşturan 4 büyük ırk grubundan biridir. Türk kafatası Brazikefal, burun yapısı ise Leptorrin, dar düzdür, gözler ise diğer Güney Avrupa halklarında olduğu gibi, badem, şeklindedir. Türkler genellikle açık renkli gözlüdür. Türkler arasında kahverengi ve ela göz rengi oldukça yaygındır.
Türklerin %20'si ise mavi veya yeşil gözlüdür. Türk vatandaşlarının %70'i beyaz ya da buğday tenlidir. %14'ü sarışın ise de çoğunluk kumral veya açık kumraldır. Kalan nüfusun çoğu ise hafif esmerdir, buğday ten rengine yakın. Özet olarak Türkler, sarışın kumral ve açık tenli bir ırktır. Şunu da unutmamak gerek, günümüzde yapılan genetik araştırmalara göre esmer ten ve koyu renk gözler baskın genlerdir. Sarı ve renkli gözler çekinik genlerdir. Genetikçilerin ortak fikrine göre 200 yıl sonra sarışın insanların, neredeyse tamamı ortadan kalkacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasına göre doğal sarışınların nesli 200 yıl sonra sona erecektir. Bu bilgilere göre dünyadaki son doğal sarışın insan 2202 yılında Finlandiya'da doğacaktır. Ancak bugün yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki sarışınların oranı %20'ye çıkmıştır. Şüphesiz bunda 1945'lerden sonra da Türkiye'ye gelmeye devam eden Balkan Türklerinin katkısı büyüktür. Zira Balkanlardaki Hristiyan halkla karışmayan bu insanlar Türk ırkının en saf temsilcileridir. Uzun boylu, uzun beyaz simalı, düz veya kemerli ince burunlu, muntazam dudaklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik değil, badem gözlü bir ırktır. Doktor Reşit Galip, Türk ırk ve medeniyet tarihine umumi bir bakış 1. Türk Tarih Kongresi, Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, Ankara'da 1933 yılında yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan antropolojik incelemeler Türklerin beyaz ırktan olduğunu göstermiştir. Türkler beyaz ırkın diğer adıyla Ari ırkın 4 büyük kolundan biri olan Alpin ırkına aittir. Türk ulusunun temeli Andronova kültürüdür. Bu kurganda bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemeler, bu kültürün beyaz ırktan insanlar tarafından oluşturulduğunu ortaya koymuştur. Eski Çin'de, Çin'in kuzeyinde yerleşmiş bulunan topluluklar Çinliler tarafından Tili boyları olarak adlandırılırlardı ve sarıbaşların torunlarıydılar. Tililer sarışın ve mavi gözlü bir halktı ki bunlar Türklerin atalarıdır. Sarışın ve mavi gözlü Hun savaşçılarından bahseden çok sayıda Çin şiiri mevcuttur. Çinliler M.Ö. 10. yüzyılda bu kavimleri yaşadıkları bölgelere göre 3 kısma ayırdılar, kırmızı tiler, ak tiler ve yeşil tiler. O dönemde eski Türkler ve Çinliler yönleri renklere göre ayırırlardı. Bunlardan ak tilerin torunları, daha sonra Eftalitler olarak da bilinen Ak Hun devletinin kurucularıdır. Daha sonraları ise bazı Çin kaynaklarında, Türklerle birlikte Moğol tipi de göze çarpmaya başlar. Ancak bunun sebebi Türklerin Moğollara benzemesi değil, Moğol kabilelerinin Türkler tarafından işgal edilmesidir ve dolayısıyla Moğolların Türk devlet ve ordu teşkilatlarında yer almaya başlamasıdır. Türk-Çin savaşlarını anlatan eski bir Türk şiirinde şu sözler yer almaktadır. Kan sürülü kıvrık, sarkmış, kalın sarı saçlarına, alnındaki rüzgarlık bağı kuş kanadı gibi izler bırakmış kaşlarına, büyük bedeni ağır geldi çam döşemeyle çekmek için, göz kapakları kapanır oldu mavi gözlerini açamayacak kadar. Saka kadınları, İskit kadınları ata biner, ok atar, at üstünde kargı savurur ve düşmanla savaşırlardı. Kadınları 3 düşman öldürmedikçe evlenmezlerdi. İskit kadınları hakkında antik çağ yazarlarının değerlendirmeleri, İskitler, askeri harekatlarda eşleriyle birlikte bulunan cesur kadınlara sahipler, şeklinde olmuştur. Savaşlara katılan bu kadınlar tıpkı erkekler gibi savaş taktikleri kullanırlardı. Bu tür topluluklarda erkekler savaşla meşgulken sürülerin ve evin idaresi de kadınlara düşmektedir. Bundan dolayı da kadınların silahlı olması ve onları kullanmayı bilmesi gerekiyordu. Yapılan kazılar sonucunda silahlarıyla gömülmüş çok sayıda kadın kurganının bulunması bize İskit kadınlarının da savaştığını açık bir şekilde göstermektedir. Bu toplumda ailenin kız çocuklarının bozkır hayatına hazırlanmasında da önemli görevler üstlendiklerini görüyoruz. İskit kadınlarının sağ memeleri yoktur. Çünkü kızlar daha çocukken anaları, bu iş için yapılmış tunçtan bir aleti şiddetle kızdırıp sağ memeye bastırarak dağlardı, böylece memenin büyümesi önlenir, bütün kuvvet sağ omuz ve kola giderdi. Bu şekilde kadınlar gerek savaşlarda gerekse bozkır hayatının zorluklarına karşı daha güçlü mücadele etmişlerdir. Gerçekliği ispatlanan efsane Amazonlar, Amazonlar mitolojide savaş tanrısı Ares ile Harmonia'nın kızları olarak yer almıştır. Amerikalı arkeolog Dr. Jean Lynne Davis Kimball Kazakistan'da bir kazı çalışması fırsatı bularak farkında olmadan bir efsaneyi ispatlayacaktır. Arkeolog Dr. Davis Kimball yapmış olduğu kazılarda bulduğu eşyaların Altaylı göçebelerle olan benzerliğini fark etmiş, araştırmasına Altay dağlarının eteklerinde devam etmiştir ve Amazonların Orta Asya kökenli olduğunu ispatlamıştır.
Merak edenler Google'da küçük bir araştırma yapabilir ya da yardımcı doçent Dr. Gülgün Köroğlu'nun, 2500 yıllık savaşçı Türk kadınları, Amazonlar, adlı çalışmasına bakabilir. Tarih bilimciler Amazon kadınların atalarının Sarmatyalılardaki kadın savaşçılar olduğunu düşünmektedirler. Amazonlar bir efsane olarak anılsa da gerçek olduklarını Dr. Kimball kanıtlamıştır. Dr. Kimball kurganlarda gömülü olan insanların çoğunun kadın olduğunu kemiklerinden DNA testi yaptırarak doğrulamış ve bu kadınların silahlarının kendileriyle beraber gömüldüğünü görmüştür. Amazonlar Türktü. Dr. Davis Kimball Kazak yurdunda araştırmalarına devam ederken Kazak kadınların toplumda erkeklerle eşit olduğu, ok atmada ve at kullanmada Amazon kadınları gibi usta olduğunu fark etmiş ve Meryem Gül adında sarışın mavi gözlü bir Kırgız kızından ve annesinden DNA örneği alarak kurganlardan aldığı DNA örnekleriyle kıyaslamış ve sonuç %99,9 aynı çıkmıştır. Dr. Kimball bu sayede Amazon kadınlarının Türk olduğunu da bilimsel açıdan ispatlamış olmaktadır. Tarihi kaynaklarda Amazonlar, Doğu ve Batı kaynaklarında Amazonlar farklı isim ve hikayelerle anılmaktadırlar. Dede Korkut hikayelerinde Alp kızları olarak yer almaktayken, Osmanlı kültüründe Turunç Hatun, Türkistan'da Süyün Bayk bu kadınların ruhlarını taşımışlar ve savaşlarda ön planda olmuşlardır. Yunan tarihinde Herodot ve Hipokrat, Roma tarihinde Sezar, Rönesans zamanında Francisco de Orellana, Kolomb gibi önemli şahsiyetlerde birçok yerde Amazon kadınlarından ve onların savaşçılıklarından bahsetmişlerdir. Kültür mirasımız Amazonlar. Amazonların anavatanları olarak bahsedilen Karadeniz kıyılarında yaşayan kadınlarda hala Amazon ruhu gözlemlenmektedir. Karadeniz kadını cesur, savaşçı ve güçlü kimliğiyle günümüzün Amazonları olmaya devam etmektedirler. Samsun'un Batı Park alanında adına Amazon Adası denilen yere Amazon kadınlarını yaşatmak için Amazon savaşçı kraliçe heykeli yaptırılmıştır. Amazon kadınlarını unutturmak istemeyen Samsun, bu alanda Amazon kadınlarını tarihi ve mitolojik olarak anlatacak etkinliklere yer vermektedir. Terme ilçesinde Amazonları anmak için her yıl yaz aylarında sadece kadınların katıldığı, at binip, ok attığı bir festival düzenlenmektedir. Yolunuz düşerse Amazon ruhunu hissetmeden bu güzel şehirden geçmeyin. Yunan tarihinde Amazonlar ve Yunanlar için Amazonların önemi, Homeros tarafından M.Ö. 7. ya da 8. yüzyılda yazılan İlyada destanı antik Yunan edebiyatının temel eserlerinden biridir. Bu eser bize Amazonlar ve Truva Savaşı hakkında çok fazla bilgi verir. Truva Savaşı'nda adları geçen Penthisilea ve kardeşi Hippolyta Amazonların öne çıkan kraliçelerindendir. Antik Yunan tarihi belgelerine göre Amazonlar Türkiye sınırları içinde Karadeniz kıyısında kraliçeleri Hippolyta önderliğinde bağımsız bir krallık kurmuşlardır. Efes, Sinop, Pafos ve Simirna antik kentleri Amazonlar tarafından kurulduğu söylenen kentler arasında yer almaktadır. Efes ve Artemis Tapınağı, örnek olarak verilebilir. Efes'teki muhteşem Artemis Tapınağı'nın ilk hali Amazonlar tarafından yapılmıştır. Bunu söyleyen kişi tarihçi Pausanias'tır. Amazonların bu ilk tapınaklarında ana tanrıçaya kurbanlar sunduklarını da yazmıştır. Yazar Pausanias'ın anlattıklarına göre, zaman içinde tamamlanan bu muhteşem tapınakta, Amazonlara saygı amacıyla yapılmış bir Amazon anıtı da bulunmaktadır. Burada bulunan heykeller ilk çağın en ünlü heykeltıraşları tarafından yontulmuştur. Pausanias, M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında yaşamış Lidyalı gezgin ve coğrafyacıdır. Yunanistan'dan Mısır'a kadar yaptığı seyahatlerinde gördüklerini Perigesis Tesheiados isimli ünlü 10 ciltlik eserinde kaleme almıştır. Roma imparatorlarından Antoninus Pius ve Marcus Aurelius zamanında yaşamıştır. Antik Yunan kentlerinde çok sayıda Amazon anıtı mezarı bulunmuştur. Megara, Atina, Cheronea, Chalcis, Thessalia gibi kentlerde Amazonlara ait heykeller ve anıt mezarlar vardır. Hatta Efes'teki Yunan bakirelerin yılda bir kez Amazonlara ithafen silahlar kuşanarak özel bir dans sergiledikleri anlatılır. M.Ö. 1200 yıllarında meşhur Truva Savaşı yaşanıyordu. Amazonlar, Hektra Aşil'e karşı yardım ediyorlardı. Kraliçe Penthisilea, Aşil'i yaraladıktan hemen sonra göğsünden vurularak öldürülmüştür. Aşil son anlarında Penthisilea'nın kaskını çıkarır ve Penthisilea'nın güzelliğini görür, daha sonra da öldürdüğü bu kadına aşık olur. Perslerin Ahameniş İmparatorluğu ile Kral Kiros, aynı yüzyıl içerisinde Pers diyarında hüküm süren Ahameniş hükümdarlığı bulunmaktadır. Persler küçük saldırılarla Türk yurtlarını sürekli taciz etmişlerdir. Tomris Hatun'un hükümdarlığı sırasında Perslerin başında Pers Kralı Kiros bulunmaktadır. Kiros, dönemin gördüğü en büyük ve en acımasız hükümdarlardan birisidir.
Kiros, Medler, Urartular, Mena Krallığı, Lidya Krallığı ve Babil'i ele geçirdikten sonra kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan Türk yurtlarını da ele geçirmek istemiştir. Kiros, yaptığı seferler ile Batı Türkistan'ın güney kısımlarını ele geçirmiştir. Barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıda olan Tomris'in bu durumu, Kiros tarafından zayıflık olarak görülmüş ve ara vermeden Saka topraklarına yapılan Pers seferleri devam etmiştir. Kiros'tan Tomris Hatun'a evlilik teklifi, Sakalar bu akınlar karşısında geriye çekilmektedir. Tarlaları yakmakta ve su kuyularına zehir koymaktadırlar. Bu stratejiyle başa çıkamayan ve kovalamacadan bıkan Pers hükümdarı Kiros ve askerleri sürekli geri çekilmeye mecbur bırakılmışlardır. Bunun üzerine Kiros, Tomris Hatun'un kendisiyle evlenmesi durumunda saldırılara son vereceğini bildirmiştir. Fakat Kiros'un kötü niyetli stratejisini anlayan Tomris teklifi reddeder. Kiros Tomris Hatun'a savaş ilan etti. Pers kralı Kiros ise bu red sonrasında çılgına döner ve hem Tomris Hatun'a cezasını vermek hem de Türk topraklarını himayesine almak için Türklere savaş ilan eder. Kiros kalabalık ordusunu Aras nehrine yöneltir. Irmağın üzerine köprüler yaptırıp karşı tarafa geçer, Saka topraklarına girerek Sakalar üzerine sefer hazırlığına başlar. Bu amansız orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce vahşi köpek de vardır. Bu hazırlıkları gören Tomris Hatun ise elçileriyle Pers kralına şu haberi gönderir. Kral bu işten vazgeç, bu yaptıkların senin hayrına mı, bunu bilemezsin. Bırak diyorum, sen kendi halkına hükmet, bizim de kendi halklarımıza hükmetmemize karışma. Ama sanırım yolunu bu öğüde göre çizmek istemeyeceksin, eğer ille de Sakalarla boy ölçüşmek istiyorsan, o zaman ırmağın iki yakasını birleştirmek için bu kadar zahmete katlanma. Biz ırmaktan 3 günlük yola kadar geri çekileceğiz. Suyu geç ve ülkemize gel, yok eğer bizim gelmemizi istiyorsan, bu dediğimizi sen yap der ve dedikten sonra büyük savaşa bir adım daha yaklaşırlar. Büyük savaş öncesi neler yaşandı? Bunun üzerine Kiros'un orduları ırmağın kuzeyine doğru hareket etmeye başlar. Tomris Hatun ise artık savaşın kaçınılmaz olduğunu görür. Kiros'un ordusunu beklemeye ve savaş hazırlıklarına başlar. Tomris'in Saka süvarileri, 2 gruba ayrılmıştır. İran ordusu hangi grubun peşinden giderse, onların güzergahında bulunan otlar biçiliyor, su kuyuları ve çeşmeler kapatılıyordu. Böylece savaştan önce Pers ordusunu yıpratmak ve yormak istiyorlardı. Ara ara yaptıkları ani baskınlarla onların moralini bozuyor ve güçlerinin azalmasını sağlıyorlardı. Pers ordusunu sürekli daha kuzeye çekerek bölgedeki diğer halkları da kendi yanlarında savaşa dahil etmek istiyorlardı. Tomris'in oğlunun esir alınması, nihayet savaş vakti gelip çatmıştır. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak şekilde karşılıklı mevzilenmiştir. Güneş battığı için savaşa başlamamışlardır. Havanın aydınlanmasını beklemektedirler. Ancak Kiros ertesi gün mertçe savaşmak yerine, Saka Türkleri için sinsi bir plan hazırlamıştır. İki ordunun bulunduğu bölgenin yakınlarında bir yere, içinde kadınların, şarapların ve eğlencenin de olduğu bir kamp kurmuştur. Tomris Hatun'un oğlu Spargapiz ve beraberindeki öncü kuvvetler bu kamp yerini fark ederek olay yerine gelirler. Pers askerlerini kılıçtan geçirdikten sonra yemeklere ve şaraplara kendilerini kaptırırlar, bir kısmı sarhoş olur, saat ilerler ve uyumaya başlarlar, Kiros ordusuyla baskın düzenler ve buradaki Türk askerlerinin çoğunu öldürür, Tomris'in oğlu Spargapiz ise esir alınır, Tomris ise oğlunun ve ordusunun başına gelenleri duyarak Kiros'a şu haberi gönderir, kana doymayan kanlı cani Kiros, bu başarınla sakın övünme, bu zaferi içince sizin de aklınızı başınızdan alan üzüm kazandı. Bu zehirdir seni hileyle oğlumun efendisi yapan, bak sana güzel bir öğüt vereceğim, beni dinle, oğlumu bana geri ver. Kazandığın bu kaba zaferle yetinip çek git bu topraklardan. Ama eğer bu dediğimi yapmazsan, Sakaların efendisi olarak ant içerim ki, kan dökmeye doymayan adam, seni ben kana doyuracağım der. Kiros ise elçinin sözlerine hiç kulak asmamıştır. Tomris Hatun'un oğlu ise içkinin etkisi geçip kendine geldiğinde esir düştüğünü ve koz olarak kullanılacağını fark etmiştir. Başına gelenleri fark ettiğinde büyük bir utanç duyar, Kiros'dan ellerinin çözülmesini ister, elleri serbest kalınca da aceleyle yenilmenin verdiği acı ve öfkeyle intihar eder, bunu duyan Tomris Hatun üzüntünün verdiği öfkeyle bütün ordusunu toplayarak Perslere saldırma kararı alır, ant içerek yani yemin de ederek şu sözleri söyler, kana susamış Kiros, sen oğlumu mertlikle değil o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün, ama yemin ederim ki seni kanla doyuracağım, der ve bütün planlarını uygulamaya koyar. Büyük savaş başlıyor. Ertesi gün, M.Ö. 529 yılında Oksus bölgesinde yapılan savaş pek kanlı geçmiştir.
Savaş Darbi Boğaz'da yapılmış ve Tomris Hatun bizzat kendi yönetmiştir. Uzun süre karşılıklı oklaşma olmuştur. Hatta bazı kaynaklarda bu oklaşma sebebiyle yaralanmayan kimsenin kalmadığı da söylenmiştir. Ardından kılıçlar ve mızraklarla göğüs göğüse çarpışmalar olmuştur. At üstünde ok atmakta ve savaş arabalarını etkin kullanmakta usta olan İskitler, kendilerinden sayıca fazla olan Acemlere karşı savaşı kendi lehlerine doğru çekmeye başlamışlardır. Türkler bu savaşta Turan taktiği ya da Kurt Oyunu adlı savaş taktiğini de ustaca kullanmışlardır. Zorlu geçen çarpışmalardan sonra kadın başbuğ Tomris ve emrindeki askerler yavaş yavaş İran ordusunu sayıca eritmeyi başarmışlardır. Zekanın, hırsın, savaşçılığın, gücün ve üstünlüğün verdiği avantaj ile savaşın galibi oldular. Savaş sonrasında Kiros nasıl öldü? M.Ö. 529'da Oxus bölgesinde sabah vaktinde çok şiddetli bir savaş başlamıştır. Her iki ordu da uzun süre birbirlerine üstünlük kuramamıştır. Ancak savaşın ilerleyen anlarında Pers askerlerinin çok büyük bir bölümüyle beraber Kiros'la öldürülmüş ve böylece Pers ordusunu yenmeyi başarmışlardır. Savaşın ardından Tomris elinde kan dolu bir tulum ile ölüler arasında Kiros'un cesedini aramıştır. Kısa bir süre sonra Kiros'un cansız bedenini bulup kafasını kanla dolu olan tulumun içine sokmuş ve şu sözleri söylemiştir. Canım sağ ve savaştan zaferle çıktım, ama sen hileyle oğlumu yakalayarak onu öldürdün. Şimdi sana söz verdiğim gibi, hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi benim elimden kana doyuyorsun. Bu olay milletlerin dilinde yüzyıllarca yıl söylenip durarak bugünlere kadar ulaşmıştır. Videomun başında da söylediğimiz gibi Tomris ismi hala günümüzde de kullanılmaktadır. O sadece bir hükümdar değildi, hükümdarlığın ötesinde bir kadındı, savaşçıydı ve anneydi. Tarihimiz Tomris gibi daha nice kahramanlarla doludur. Bunları öğrenip, benliğimizi korumak ve güçlüklere boyun eğmemek günümüz Türklerinin görev ve sorumluluğudur. Tomris günümüz Türk kadınına da örnek teşkil etmelidir. Bu bölümde buraya kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.